Biz yine nerede kaldıysak. Taş, kağıt, makas. Vurdum. Taş, kağıt, makas. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eğlenceli bir video ile karşınızdayız. Dilerseniz projenin detaylarına geçelim. İyi seyirler. Bir jenerasyonu eskiden taş kağıt makas oyunu, bizim küçüklüğümüzün oyunu, arkadaşlarımızla çok oynardık. Üç taş, taş kağıt makas, bunlar hep bizim küçüklüğümüzün oyunlarıydı. Bilmiyorum hala şu an oynayanlar var mı? Vardır bence. Yani biz okullarda de öğrenciler yani artık biz de kendi açımızdan şöyle bir değişik bir oyun yapalım dedik. Aklımıza böyle bir şey geldi. Bunu da 3D printer'la tasarımını yaptı olsun. Bir tane ultra sensör. Bildiğiniz gibi işte burada bir elimiz yaklaştığımızda algılamasını sağlıyor. 3 tane servo motorumuz var. Bu servo motordan random değerler geliyor. Bize işte ona göre de taş, kağıt, makas gibi değerler bize döndürmüş oluyor ve buna göre de oyunu kazanıp kaybettiğimiz de belli oluyor. Bu arada makineyle oynamış oluyoruz bu oyunu. Arkadaşlar da değil artık. Aynen, artık maalesef evlerden çıkamadığım için arkadaşlarımızı bulamıyoruz. Pandemi süreci falan derken aklımıza böyle şeyler gelmeye başladı. Aynen öyle. Biz de böyle bir proje yapmaya karar verdik sizlere. Dilerseniz iç kısmını, yani çalışma mantığını, bağlantıları Oğuz sizlere anlatsın. Sonrasında da şöyle bir testini yapalım sizlerle. Aynen. Hemen öncelikle dışta görünen malzemeleri tanıtayım. Bir tane EC04 ultrason sensörümüz var. Bir tane mesafeyi içinde elimiz göründüğü zaman algıladığını anlamak için bir tane ledimiz var. Hemen şurada taş kağıt makas yazılarımız. Engeli aldıktan sonra bize bildirim olarak onları verecek. Hemen içine gelecek olursak da bir tane Arduino Uno'muz var. EC04'ümüz burada, otomatik mesafe sensörümüz. Burada DM2596 regülatörümüz var. 3 amperlik. 3 tane servomuz olduğu için onu koyduk arkadaşlar. Şurada da 3 adet servomuzu görüyorsunuz Bu arada şundan not düşelim. Biliyorsunuz servo motorları normalde tek bir besleme yaptığınızda, yani Arduino'dan besleme yaptığınızda voltaj yetmeyecektir, amperaj yetmeyecektir. Servolar titremeyi vesaire işte düzgün çalışmaya başlayacaktır. Bunu da engellemek için orada bir regülatör kullanarak ekstradan bir besleme yaptık. Bu sayede Aynen. hem titremeyi engelliyor, titreme sesi vesaire herhangi bir senkronizasyon sorunu olmuyor. Hem de rahatlıkla çalışabiliyor. Sizler de bunu yaparak daha rahat, hani atıyorum nerede kullanırlar? Biliyorsunuz robotik kollarda. Robotik kollarda vesaire ya Yani. da kepçe yaparlar, bir şey yaparlar. Robot kol dediğimiz şeyler var. Onları yaparken üzerinde gayet 3 tane 4 tane kullanılıyor. O yüzden Arduino'nun üstünden çıkan voltajla besleyemiyorsunuz. Bunu Yani da harici bulursun. bir besleme yaptım. Harici bir besleme yapmanız lazım. Bu DM2596 3 tanesini ve Arduino için gayet yeterli. İçinde göreceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Hemen isterseniz nasıl çalıştığını görelim sizlerle. İlk açılışta hepsini bir defa kaldırıyor. Sonra gelecek Ama onunla böyle gidiyor. olmaz ki. Adabı var oğlum bu oyunun. Taş kağıt makas yapacaksın. Öyle eline getireceksin ya, öyle çalışmaz o. Burada şu şekilde taş kağıt makas diyeceksin. Taş taş oldu. Taş kağıt makas. Makas oldu. Taş kağıt makas. Evet, makas oldu ve ben yendim. Taş kağıt makas. Taş oldu, o beni yendi. Taş kağıt makas. Makas oldu, ben yendim. Taş kağıt makas. Kağıt oldu, ben yendim. Taş kağıt makas. Makas oldu. Bu böyle gidiyor işte. 3 tane servomuz var zaten arkadaşlar. Random olarak 3 sayıdan birisini bize sunuyor. Hepsi de 1, 2, 3 diye adlandırmış durum normalde. Yani bu şekilde oyun kurabilirsiniz, oynayabilirsiniz. Gayet güzel bir proje bence. Eğlendirmeli bir proje hazırlamaya çalıştık. Umarım projeyi beğenmişsinizdir. Projenin detaylarını ve daha fazla sizlerle bu konuda bulabilirsiniz. Aynen arkadaşlar. Biz yine nerede kaldıysak. Taş, kağıt, makas. Vurdum. Taş, kağıt, makas. Nasıl Başka projelerde videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça Hoşça kalın. kalın. Sağ ve sol tarafta videoları tıklayarak başka projelere gelebilir. Tam ortadan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.